Tekrar geçmiş olsun. Şimdi iş insanı Berkin Gökbudak'la evlenen ve şu sıralarda bebeğini beklediğimiz Aslı Enver'den sürpriz bir karar geldi. Evet. Aslı Enver ülkeyi mi terk ediyor? Buyursunlar. İş insanı Berkin Gökbudak'la sessiz sedasız evlenen Aslı Enver'den sürpriz karar. Tası tarağı toplayıp gidiyor. Neden böyle bir karar verdiniz çok özel değilse? Seviyorum, niye olmasın? Bizde olmayı. 6 aylık hamile olan Enver'i doğum telaşı sardı. Güzel oyuncu bebeğini doğup büyüdüğü şehirde dünyaya getirmeye karar verdi. Çok yeni bir dönem, o yüzden ne olur benim için de çok yeni bir şey. Aslı Enver doğum için hangi şehri seçti? Yani hani böyle annelerim babalarım vardır ya. İşte detaylar. Magazin dünyasının gözde bekarlarından biri olan Aslı Enver aradığı aşkı kısa bir süre önce buldu. Aşk hayatında az ve öz tercihler yapan Aslı Enver, oyuncu Birkan Sokullu'dan sonra iş insanı Berkin Gökbudak'la ikinci kez nikah masasına oturdu. İstanbul'da aile arasında yapılan sade bir törenle dünya evine giren ikilinin ani evliliğinin sebebi belli oldu. Aslı Enver'in hamile olduğu ortaya çıktı. Çok yeni bir dönem, o yüzden ne olur benim için de çok yeni bir şey. Çok şu an konuşmak istemiyorum bu konuyla ilgili. Bana biraz zaman verirseniz daha rahat konuşurum o zaman. Evlendiğinde 2 aylık hamile olan Aslı Enver'i doğum telaşı sardı. Şimdilerde 6 aylık hamile olan güzel oyuncu doğum için arayışlara başladı. Kızı Londra'da dünyaya gelecek. Eşiyle birlikte İngiltere'ye giden Enver'in doktor ve hastane arayışına başladığı öğrenildi. 12 yaşına kadar Londra'da yaşayan Enver'in doğumdan sonra da burada kalacağı ve oyuncunun ailesinden kalan evlerini bebeğe uygun bir hale getirmeyi planladığı iddia edildi. Bebek markaları sıraya girdi. Çok yeni, şey çok yeni. Ha daha o zaman hiç şey... Yani hani böyle annelerim babalarım vardır ya, konuşmamak lazım. O kadar yeni hani oralar. Hamilelikle birlikte dizi ve film çalışmalarına ara veren Aslı Enver'e reklam teklifleri yağdığı konuşuluyor. Enver'in şimdiden bir firmayla 5 milyonluk bir anlaşma imzaladığı iddialar arasında. Evet, birazdan bu önemli detaya geçeceğiz. Rahmetli Serkan'ın eşiyle dün Zeynep'le konuştum. Neler konuştuğumuzu anlatacağız. Şimdi Aslı Enver'e geçelim. Aslı Enver kendisi gibi evladını da mı Londra'da büyütecek? Böyle bir karar almış olabilir mi? Çok radikal bir karar. Kendisi Londra'da dünyaya gelmişti. Dediğin gibi babası Kıbrıs Türk'ü. Annesi de Türkiye'den Londra'ya okumaya gitmiş bir hanım. Orada tanışıyorlar, evleniyorlar ve Aslı Enver orada dünyaya geliyor. Daha sonra ailesiyle, babasıyla 12 yaşına gelince Aslı Enver Türkiye'ye göçüyorlar. Şimdi ben Aslı Enver'in aslında burada doğum yapacağını tahmin ediyordum. Galiba bir röportajında da böyle bir şey söylemişti. Yurt dışında doğum yapmam filan türünde bir şey. Yani onu arayıp bulmam lazım. Ancak aslında Enver'in Londra'da doğum yapmak istemesini de şu bakımdan anlıyorum. Biraz araştırdım da annesi... İngiliz vatandaşı olduğu için çifte vatandaş, Türk vatandaşı, İngiliz vatandaşı. Bebek otomatikman başka bir yerde de olsa, başka bir ülkede, Türkiye'de de olsa İngiliz vatandaşı olamıyor 18 yaşına kadar. İngiliz yasalarına göre ancak 18 yaşına gelince bebeğin müracaat etme, o çocuğun müracaat etme hakkı doğuyor ve başka şeyler de var. Zorlaştırıldı. Herkes İngiltere vatandaşı olmak istediği için, yani kadın ya da erkek İngiltere vatandaşıysa çocukları da İngiltere vatandaşı orada yaşamadan orada yaşamayı şart koşuyor. Mesela diyor ki en az 5 yıl İngiltere'de yaşaması lazım. 5 yıl. Annesi babası İngiltere vatandaşı ama çocuk İngiltere'de doğmamış, İngiliz vatandaşı olmak istiyor. En az 5 yıl gidecek oraya, orada yaşayacak. Ve bu süre boyunca 450 günden daha uzun süre ülkeyi terk etmemiş olacaksın. Çok iyi İngilizce bilmek yetmiyor. Bunu resmi bir kurumdan ispat edeceksin. Falan diye zorlaştırmışlar. Evet, evet. Fakat orada doğum yaparsa anne, bebeği orada dünyaya getirirse otomatikman yine olmuyor. Annenin ya da babanın ikisinin birden müracaatı. İkisinin de neyse söylerim elbet. Muvakkatname. Olur vermesi gerekiyor. Ondan sonra ancak şimdi çocuğun dünya vatandaşı olmasını istemesi bir annenin çok doğal. Doğal imkan
imkan varken doğal ki ondan sonra hiçbir vize olmadan her yere gidebiliyor. Çok rahat olacak bundan evet. sonraki hayatı için. Böyle bir imtiyazı varsa bunu kullanmak istediğinde eğer orada 5 yıl sürekli kalması gerekiyorsa mecbur kalacak. Şimdi orada doğum yaparsa Aslı Enver ve anne baba orada beraber müracaat ederlerse 5 yıl kalması gerekmiyor. Gerekmiyor. Orada doğum yapmazsa. Ama babanın vatandaşlığı önemli değil. Değil. Bir tanesinin yeterli vatandaş oluyor. Olması yeterli. Peki sadece doğacak ve gelecek mi diyorsun? Doğacak. Belli bir süre sonra gelecek. Zaten bence bir yıl gelmez. Gelmez. Ha, bir yıl gelmez. Orada gelmez. İşte tabii bir süre yaşanacak. Şimdi Aslı Enver ve kocası ben onlar evlenmeden evvel evlenecekleri ortaya çıktığı zaman hamile olduğunu tahmin etmiştim. Beyaz Magazin'de söylemiştim. 3 ayda insan evlenir mi tanıştıktan sonra? 3 ayda evlendi. 3,5 ay geçti. Evlendiler. Dedim ki %100 Aslı Enver hamile. Kendisi de zaten bir süre sonra açıklamıştı. Şeyi sorgulamıştım. Yahu Aslı Enver çok iyi para kazanan bir erkek ama kocası beyaz yakalı, maaşlı bir insan. Bir ilaç firmasında, uluslararası bir ilaç firmasının Türkiye temsilciliğinde yönetici. Yani nasıl olacak? Geçindirebilecek mi Aslı Enver'i? O zaman Pınar Eliçe, partner arkadaşım Didem denen, ya Bilal abi böyle şey olur mu? Evlilikte paraya ne önemi var işte? Aslı Enver harcar filan demişlerdi. Şimdi ortaya çıktı ki Aslı Enver dizilerde oynamadığı halde hamileliğinden dolayı para basıyor yahu. Adeta para basıyor ve bebek doğmamış bebek için reklam teklifleri yağmış. İşlerinden bir tanesini seçmiş, okeylemiş. 5 milyon lira para almış. Yani düşünebiliyor musun? Daha bebek dünyaya gelmedi. Bebek dünyaya gelmedi. Aldığı parayla da bebeğin hayatını kurmaya başladı. Londra'ya gidecek ve orada doğumunu gerçekleştirip bir yıl kalacak. Neredeyse bu dediğin rakamlara denk gelir zaten. Sen diyorsun ki evlilikteki maddi yükü Aslı Enver yüklendi. Yani bir pound, bir sterlin olmuş 23 lira. 23 oldu. Yani Londra'da ne kadar pahalı. Londra'da bir tabak makarna, sen de gitmişindir, yemişindir. Bir tabak makarna yediğin zaman 500 lira hesap edersin Oxford Street'teki bir restoranda. Yandı. Bizim parayla. Yani bunu Berkin karşılayamaz mı diyorsun yani maaşlı eleman diye? Ne kadar maaş alıyordur ki? Maaşlı eleman 120 bin lira falan. Ya 30 bin lira alsın. 40 bin lira alsın. Nasıl karşılayacak o hayatı? Böyle bir rakam almıyordur ya. Ya çok büyük bir dünyanın en büyük ilaç firmalarından birinin yürüsü. Bir kere zaten alsa, Türk parasıyla çalışmıyor o, tabii, onlar tabii, da. Tabii. Yani ne alırsa alsın. Aslı Enver sonra gezmeyi tozmayı o kadar çok seviyor ki. Yani fedakarlık yapacak artık. O da kocasını seçti şimdi. Bu arada kocasının başka sorumlulukları da var. Tabii ki başka bir kızı var. Başka bir evladı doğru var. Doğru söylüyorsun. Yani kocası da mı gidecek orada bir yıl acaba kalacak? Doğuma gider belki de. Olur. Şöyle yapıyorlar. Bir uluslararası şirketlerde çalışan ünlü isimler. Daha önce bunun örneklerini gördük. Eş durumundan Londra şubesine tayinini ister mesela. Hmm. Daha önce bunu başka ünlülerde gördük bunun şeyini. Öyle de olabilir. Yani gider orada Londra'da işine devam edebilir. Yani çocuğunu ve eşini Londra'da yalnız bırakmak. Londra'da şubesi olan da bir şirket. Tabii çok zaten. Büyük bir şirket. Dünya çok çapında büyük şirket. Çok büyük bir şirket. Yani eşini yalnız bırakacağını zannetmiyorum. Ben de yani, bu aşamada evet. yalnız kalmaması gerekiyor. Peki bakalım Aslı'nın bu kararı onun kariyerini nasıl etkileyecek? Bak şunu da ilave edeyim. Sadece bebek markası reklamı değil. Bir banka reklamına devam ediyordu geçen seneden. Onunla uzatmış. 8 milyon lira uzattığı için bir yıllık ek para almış. Bir krem markasıyla reklam anlaşması yapmıştı. Onu da uzatmış sözleşmeyi. 5 milyon da oradan. 8, 5, 5, 8, 18. 18. 5, 5, 8. Bebek markası 5 milyon. Krem 5 milyon. 8 de banka reklamı. 13. 5, 5, 18. Muvaffakatname. Muvaffakat söyledim bak. Muvaffakatname. Söyledim. Bravo. 18 milyon lira. Cuk daha oturduğu yerden. Yani bu bebekle gelen bereket, kısmet. Maşallah. Evet. Vallahi bebek bereketiyle geliyor demişler. Aslı da bunun altını çizdi. Hadi şimdi gidelim magazin turuna.